Güzel. Kıyafetler de geliyor. %10 bonusu var. Çelik de gelse var ya. Oha, mobilya da 38 olmuş. Oğlum bu halkın aç olması çok doğal bir şey yani şu an. Halk eşek yüküyle para ödüyor ki en ufak bir consumer şeyine. Öyle böyle para ödemiyorlar. Eşek yüküyle para ödüyorlar ya. İçişime gelmiyor şu an. Biraz hayat standardı artmalı. Hatta mümkünse biraz insan çekmeliyiz ya memlekete. Azıcık bile bir göç çeksek hiç fena olmayacak. Özbekistan'da çok az vergi kaybım varmış. Onu da çek. Yasayı da olaysız geçirin ya. Olmaz. Olmaz. Gerçi gümrükten para kazanmıyorum neredeyse şu an ama olmaz. Yapma bunu bize. Parlak zekalı acemi ya. İyi, gel bakalım. Güçlensin toprak sahibi. Kardeşlik lobisine de katıldılar. Eyvallah. Ortalama yok. İlk topçu giriyor. Topçu yetmezse atlı giriyor. Atlı yoksa piyade giriyor. Piyade girmesin diye atlı gerekiyor. Ortalama yapmıyor mu diyorsun? Ben ortalama saldırıyı düşürüyor diye biliyorum. Şuraya bir 10 tane atalım Tebriz'e. Ya da 20 tane at. Tamam, 30-20, 50 tane şeyimiz olacak saldırı birimi. 100 tane de topçu şey piyade var. Statüye dayalı oy hakkı istiyorlar. Nurettin El Maktum istiyormuş. Adamı getirdiğimiz gibi adam şey getiriyor ülkeye. İlericilik getiriyor ülkeye. Helal olsun. %2 mi? Kıyafet ne oldu? Sen bana ondan söz et. 32'ye kadar düştü 37'den. Öh, düşüşe bak. 31'e düştü. Güzel güzel güzel. Daha da indirin aşağı. Daha da. Halka kıyafet, mobilya, cart, curt her şeyden verin. 32'ye çıktı. Ya tüketimin artması malumunuz. Ama fiyatı sevdim. Böyle giderse ikisinden de güzel hayat standardı kasacağız. 7 küsürdeydi hayat standardımız. 8-1'e çıktık. Muhtemelen mobilyalar falan tamamlandığında 9'a doğru yolu var. Hatta şunun vergisini kaldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Yani 4K'nın şu an benim gelirlerim içerisinde pek bir yeri yok. Beni ne uzatıyor ne kısaltıyor. Consumer'ları da bir ara şey yapsınlar. Atlı düşürüyor ama piyade daha fazla düşürüyor. Amaç piyadenin girmemesi. O zaman topçu basmak daha mantıklı değil mi atlı yerine? Çok pahalı oluyor da statı düşmüyor. Yani statı düşecekse de full atlı yapmak daha mantıklı sanki. Boşu boşuna topçunun verimini kısıyor gibi. Rusya ilişki geliştiriyor bizimle. Allah Allah. Yapsın. Sonuçta buraları almak için şimdilik saldıramayacağım. Osmanlı beklememiz gerekecek her türlü. Siper faaliyetlerinde 17 ayımız var. Arkadan dolmalı topunda 18 ayı var. Tamam. Geliyor yavaş yavaş. Ne olmuş burada? Hayat standardı -1. Parası olmayan savaşmasın kardeşim demiş. Pahalıysa sırf atlı bas, top basma o zaman. Topçunun statı daha fazla. Eş teknolojiyi delmek için C'ye ihtiyacın var. Topçuya ihtiyacın var. Yoksa çok kayıp veriyorsun. Çin inşaatları azaltmış. Bir inşaat 16, diğeri 70. sırada. Mısır hala hayvan çiftliği, demir falan basıyor. Umman deli gibi bize bir şeyler basıyor. Romanya basıyor. Ama büyük ülkeler nedense bize bir şeyler basmıyor. Sanırım kendi ülkelerine falan döndüler biraz. Ya da karlı bir şey mi bulamadılar acaba, bilemiyorum. Kıyafet ne oldu? 29 oldu. Oy, çok iyi. Lüks kıyafet o zaman hepten düşmüştür. Düşmemiş pek. Üretim metodu biraz az. Ama mobilya düşmeye başlamış. Mobilyayı da Çin'e sat. Kıyafet satabiliyorsak, onu da Çin'e sat. Fazlasını Çin'e okutun hemen.
Demir bir kağıt, çelik, demir, kömür bunlar sıkıntı da hala da. Kömüre 5 tane attın. Demir zaten gelecek. Çelikte de ufak tefek sıkıntılar varmış. Çeliğe de 1-2 tane verirsin. Sanırım şu an tütüne biraz fazla ihtiyacım var. Ordunun kullandığı ama cebimizde olmayan bir kaynak. Tütünü bir atalım yukarıya hemen. Aradan çıksın. Şunu da bitir bari. Orduya etki olarak verdik. Şimdi savaşa gireceğiz. Tütün olmadan sıkıntı çekmeyelim. Kumaş, bakkaliye. Bunların hepsini açabiliriz. Hatta ve ya afyon şeyi açılırsa afyon da verebiliriz direkt orduya. Hiç iki kere düşünmeden çat diye basabiliriz. Atlıyla saldırman zor olur. Topçu ofansif için şart. Atlı piyade kadar savunma yaparken iyi bir saldırısı var. Topçunun yeterli olmadığı zamanlarda ofansifte yok olmamak için atlı iyi geliyor. Piyade maalesef çok düşürüyor ya şeyi. Ya oyunun komple savaş sistemi çok böyle tatsız bir sistem. Bu statların varlığı falan beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Peki. Birazcık nüfusumuz azaldı. Kerman tarafı falan bizim için önemli. Oralarda patlayıcı sektörümüz var. Gerçi şeyi ben kontrol etmiyorum. Yabancı yatırım nereye, ne yapıyor onu ben kontrol etmiyorum ama herhalde insan olmayan yere basmıyorlardır diye tahmin ediyorum sadece. Güzel. Tütün de geldi. Birazdan mobilyalar tamamlanıyor. Aletler başlayacak. Alet fabrikamız, şeyimiz, şirketimiz yok. Bekleyecek mecbur. Yani yavaş yapacak. Bekleyecekten kasıt. Daha sonra silah ve mermiler geliyor. Mermiliği öne çeksek iyi olur. Mermi muhtemelen daha çok gidecek. Şu an ne kadar gidiyor? Şu an bakın topçu pahalı. Ki daha ayakta değil ordumuz. Mermi de pahalı. Mühimmat. Silah da pahalı ama yok. Mühimmat dışarı gidiyor. Silah gitmiyor. Silah gitmiyorsa çok büyük bir problem yok aslında. Yani mühimmatta bir problem yok. Dışarıya gidiyor da silah biraz daha gerekebilir. Toprak sahipleri falan hak etmiyor. Hayır. Adamı sürgüne yolluyorlar. Hayır. Satın. Sat, 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 sat. Hepsini sat. Ne varsa sat. Güzel. Yani çok parası yok şu an galiba zenginlerimin ama olsun. Yettiği kadar. Belki savaşa girmeden beşer beşer şeyi düşürebilirim. Orduyu çok kökledik çünkü şu an. Orduyu köklediğim için inşaatları bir beşer düşürsek fena olmayacak sanırım. Satın alma hızları aynı hızda gitmiyor inşaatla. Alet, alet, alet. Onu da sat. Niye zarar ediyorsunuz peki? İnsan yok. Yani doğal tamam. İnsan problemleri var galiba ya. Nüfus problemimiz olabilir. Ya 15 milyon çok büyük bir nüfus değil. Gerçekten eğitim ve nüfus ikisi de büyük bir problem. İkisine de eğilmem lazım. Otoritem yok o kadar ama. Senin vergin ne kadar? Sen de çok büyük bir vergi vermiyorsun aslında. Bazı yerlerde nüfusu arttırsam yok. Ya eğitim şöyle bir %45 falan olsa bütün eğitim şeylerini kaldırıp sağlığa vermeye başlayacağım da. Şu an şey yapamıyorum. Eğitimi bırakamıyorum. %33'teyiz. Çok gerideyiz hala daha Avrupalı güçlere göre. Big Game'i bozacağım. Eyvallah Tufan. İyi seyirler. O zaman başlayalım. Ordu bence hazır artık da şeye savaşmaya. Tekrardan bakıyorum. Karşımda gelecek pek biri yok. Tamam başla. Basra dedik. Bağdat. Bağdat, 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 Bağdat. Musul. Erzurum'la Diyarbakır'ı alsam aslında var ya yukarıya kadar şöyle bir.
Erzurum. Diyarbakır. Kalan puanla da tazminat. Oha, tazminat 20 mi? 10 değil miydi ya? Değilmiş. Haydi bakalım. Bir tane mi savunmacımız kaldı? İkisi de iyi. Birinde saldırı var, birinde savunma var. Şey olarak Kamran'da. Bunda da savunmacı var. Eksi 10 saldırı. Tam savunmacı herif. Titiz'de ikisi de var. İyi, Titiz'i ver. Hem saldırı hem savunma. Ne vurursa, ne bulursa. Bu da hoş da, sen savunmada kal. Haydi bakalım. Osmanlı endişeli diyor da ben saçma buluyorum. Niye endişeli olsun ki? Eşek gibi güçlü zaten normal şartlarda Osmanlı. Kasımiler geldi. Sana da hak iddiasından caydır. İyi. Ama çok saçma bir yer vermek istiyorum. Trans-Ürdün olabilir mi? Aynen. NASA kabul ediyor. Mısır da gelsin. İkiye ayıralım cephesini. Vuralım kafasını. Kaçmasın ama ya. Kaçarsa üzülürüm. Bir tane daha ekledim. Rusya'nın bizimle pek bir problemi yok ya. Yani bir dostluğu var gibi de pek bir problemi yok gibi şu an. Eşitlikçilik. Güzel. Özel şarap. Şarapların sayısını arttır abi. Deli gibi. Deli gibi şarap üretin. Memleketin her yerinden şarap çıksın ya. Ben bayıldım şaraba. Gerçekten bayıldım ve daha da yapmak istiyorum şarap. Üret. Üretebildiğin kadar. Her yer üzüm tarlasıymış. Ne güzel. Üret. Bol bol şarap. Hepsini okuturuz. Parana nazarım değmez. Değmesin. İki saldırı komutanı yeter herhalde. 50 tane saldırı birimi için. 93-93. Siper piyadesine geçmiş Osmanlı. Abo. Yani topçu olmadan bizim dövmemiz imkansız Osmanlı'yı kısacası. Saldırı bonusu artı şey lazım. Topçu lazım. Topçuyu da birazdan bir üst teknolojiye geçirdiğimizde zaten siper piyadesi dahi tutamayacak olacak. Acemilerin üretim metodu... Evet. Hepsi eskide kalmış. Ben bu sıra statüye dayalıya karşı değilim ama çok düşük bir desteği var ya. Biraz artması lazım. Artarsa statüye dayalı ve böyle başkanlık sistemli cumhuriyet falan yapılabilir. Entegre edilebilir. Orada mağlup olduk. İyi, güzel itiyorlar ama ya. Mısır yeniliyor. Yenilsin. Beni bağlamaz. Bu sırada hayat standardı 7 küsürden 9'u bulmuş. Malların fiyatı ne alemde peki? Kağıt 32. Kağıt biraz pahalı. Bunlar düşmüş 30'lara da. Biraz daha basılabilir tabii. Yesin Mısır. Mağripliler toplu göç yaptı bize. Oo, Fransa'dan. Ki arada bir derede gidiyor savaşlarımız. İyi değil. Topçunun açılması lazım. Biraz kazanıyoruz, biraz kaybediyoruz. Savunmaya çekmeye başlayabilirim belki komutanları bir süre. Bunları savunmaya ver. Top gelene kadar bekleyelim. Acemiler zaten ayakta. Acemilerin ayakta olması bana bir şey sağlamıyor şu an. İtmek için benim daha güçlü saldırı şeyine ihtiyacım var. Acemi sadece piyade zaten. Savunma işim geliyordu. Deneyim şu an ediniyorlar işte. Mısır bizim tarafta mı savaşıyor? Helal olsun lan sana. 13 şarapnel topçusu var. 16 oldu. O zaman yavaştan deneyelim. Kimde saldırı bonusu var? Titiz. Titiz. İkisinde de var. Başlayın bir bakalım siz. Yeni topçuyla daha rahat savunuruz zaten. 108 de savunuyor. Oh. Şey saldırırız. Sayıyı kaybetmeyelim yeter. Sayı avantajı çok önemli. Sayıyı kaybetmemem lazım.
Ya bu savunmayla zaten çok rahat tutuyoruz Osmanlı'yı. İtme kısmı biraz acı çekiyor. Nedenini bilmiyorum. Sırf atlı ile girmiş mesela bu. Topçuların bunun yanında falan mı giriyor abi? Mısır'ın boktan komutanlarının yanında mı giriyor benim topçular? Güzel vurdunuz orayı. Savunmada hiç kaybetmiyoruz. Savunmamız çok iyi. Saldırı ama nedense full attı girdi mesela burada. Burada biraz topçu girmiş ama yine atlılar var. Atlılar itemez ki. Niye attı giriyor anlamadım. Topçularım Mısır'ın saçma salak savaşlarına mı giriyor? Ne bokuyor? Savunmada atlılar matlılar var. Tamam. Saldırıya şu topçuları sokun ya. 30 tane şarapnel topçusu var şu an. Cayır cayır yemesi lazım adamın. Allah Allah. Tutturdu atlıyla saldırıyor. Azeri atlılar. Abi sen niye atlıyla saldırıyorsun? Topçu niye girmiyor cepheye ya? Seyyar topçu. Bizimki yine atlı alıyor. Mısır orada saldırırken. Yine atlı piyade saldırıyor. Burada savunmadayız. Topçularım savaşa girmiyor. Sebebini anlamış değilim. Atlılar da dövemez. Yani istese dövemez eş teknolojide. Boşu boşuna ölüyorlar şu an. İnsan gücü sayısı kaybediyoruz çok. Savunmada kalsak daha iyi şu an. Savunmaya girmez top. Alacak bir şey olmadığı zaman alır. Bizim topçuların içi boşalmamıştır herhalde ya. Aa, binleyememişler. İşleri binlenmemiş. Çatışmaya giriyorlar galiba bir yerde şu an. Mısır çektiyse bilmiyorum. Aa, buraya girdi 7 tanesi. Mısır çekiyor benim şeylerimi şu an. Yani var ya, dediler ki sizin olduğunuz yerde işte altınızdaki insanlar girip sizin şeyinizi kullanmayacak, bilmem ne yapmayacak, sizin savaşınızı berbat etmeyecek sizin yerinizi ve Mısır girdi benim toplarımı kullanıyor. Pezevenk sen kimsin benim toplarımı kullanıyorsun? Her şuna bir ayar getiremediler ki benim cephemde benim askerlerimi kullanmaya da benim cephemde savaşma diye böyle komuta verelim bir şey yapalım. Herif geldi cephemin içinde savaşıyor ya. Beyaz barış falan yapmam. Niye altıma yapayım lan? Askerim var zaten. Çeksem 10 tane süper piyadesi tutar. Oy, teslim oldu. Osmanlı bütün topraklarını geri aldı. Mısır arada gidiverdi. Piyadeyi arttırmam lazım. Yoksa ben çekeceğim ceremesini. Savunmalarda çok iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Zaten siper piyadesini AI itemez şu an. Topçuya ihtiyacı var. Ya da sayıya ihtiyacı var. Ya da böyle şeylere. Boktan taktiklere. Panikle geri çekilirken kazandı mesela bak bizim komutan. Bizim itmemiz için ne lazım asıl? Atlıyla saldırmasa çok güzel olacak. Abi şaka gibi atlıyla saldırıyoruz. Seyyar topçusu geliyor Muhammara'nın. Bizim şarapneller girmiyor bir türlü ya.
İçiniz çıksın. Harbi içiniz çıksın. Her ata 10 tane daha topçu atayım ben. Kaçla kaybediyor? 2.57 ile kaybediyor biz. 1.27. Yani savaş çok uzamasa iyi olur. Yo, nüfusun en yüksek olduğu yerlere bastım bilhassa demin basarken. Daha askere yavaş giriyorlar gibi. Kışlalarının yerini görebiliyor muyduk? Özbekistan. Özbekteler şu an mesela. Askere alımı hızlandırsak. Sırada arkada bizim ekonomi biraz gümleyi vermiş. Satalım bir iki bina. Taşırız. Homeland'de şu an çok nüfus yok diyor oradalar. Üçü üç girdi ya. 91 vuruyor, 101 savunuyor. Mecbur bekleyeceğiz, zamandan kazanacağız. Başka şansımız pek yok gibi şu an. Ya da böyle savaşı çok daha az bir şeyle alıp çıkabiliriz en fazla ama sanki savaş ilerlerse lehimize bitmeyecek gibi. Ömer Faruk, 31. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ne açtık biz? Dikkat edemedim ya konuşurken. Hastaneyi de açabilirmişiz. Kinin minin psikiyatri. Topluluktan bir şey açtım muhtemelen de. Sınırı aşıyor. Bizim saldırı da başarılı olmuyor şu an ya. Yo, puanı onun 1.83 ile gidiyor. Bizim 2 ile gidiyor. Yakalayabilir bizi. İtmemiz lazım sınırı da. İtemiyorum ki. Daha çok topçu versek. 20 tane daha topçu ver. Piyade zaten var ama piyade de verebilir. 10 tane de piyade ver. Deli asker bastı canım şu an. 142'ye 120 oldu o da. Sayıda çok büyük sıkıntı yaşayacağız yeni asker basamazsak. Öyle bir derdim var. Sayıca çok üstün girerlerse problem. Askeri kuvvetler 7 mi? Ver abi silahlı kuvvetlere sen coşkuyu. Biz bir savunma saldırı bonuslarımızı alalım. Seni de güçlendirelim. 42 şarapnel topçusu. Artık yani bir şekilde dalabiliyor olmamız lazım. Bizde siper piyadesi vardı zaten. Şarapnel topçusu da açık şu an. 120 ile saldırıyor ama çok az asker girdi galiba. 7 asker girdi 9'a karşı. İyi, savunmaların hepsini kazanıyoruz. Böyle devam. Tamam. Teslim oldu. Tabii çok büyük yıkım oldu hızlı bitiremediğimiz için. O bizim aleyhimize bir durum ama. Aldığımız topraklar açısından. En azından aldık. Satılacak binaları satan tersane 7 tane. Askeri tersane var. Ha, biraz fazla. Bizim o kadar şeye ihtiyacımız yok aslında ama. Tamam. Şimdi. Özbekler dolmuyor mu diyoruz?
Tamam, kalanı Pers değil mi şu an? Peştun ve Pers oldu. 14'e 11 dedin. Diyarbakır. Türkmen. Abi zaten İranlı kalmamış ki. İranlı herkes şu an şey fabrikalarda çalışıyor. İranlı kalmamış memlekette. De savaşta kazandı, diplomasiyle kaybetti. Savaşta kazandı. Peki. Şuraya da ver bir tane. Kağıt 37 oldu. Oy. Kıçımıza kaçtı kağıt biraz. Şöyle bir hükümet kurun. Güzel. Psikiyatrinin gelmesi iyi oldu. Polisimiz falan fulldü değil mi bizim? Ne coşku verelim size. Sağlık. Vakıf deneyebiliriz de hükümeti değiştirmek pek istemiyorum. Korumacılık çıkmamış. Bir daha dene şansını. Belki bu sefer başarırız. Sırada bizim şu an kazandığımız nüfus sanırım 3 milyon civarı falan. 16 civarında bir şeydik, 19.3 oldu. Yani çok nüfuslu bir yer kazandığımızı söyleyemeyeceğim. Ama demir memir cart curt var. Buralarda yatırım var mı? Meh. Yani çok bir şey yok. Fena nüfus değil yine de. Güzel aletler de geliyor. Hayat standardı 9.7 mi oldu? Ne güzel. Kumaş fırlamış. Kağıt fırlamış. Kumaşı bir halledelim hemen şöyle bir. Özbekistan'da falan insan var da ayrımcılığa uğradıkları için sanırım orduya alamadık onları. Irksal tecritteyiz. Kültürel dışlamaya geçmemiz lazım. Memlekete her şeyden önce okuma yazma lazım şu an. Yani götümüzü de yırtsak okuma yazma olmadan bu ülke şey yapamayacak. Toparlayamayacak. Acilen okuma yazma lazım. Ruslarla hiç savaşamayız çünkü böyle bir durumda. Aleykümselam. Timur'un veliahtı mı geliyor? %5 prestij. Adada yine bir şeyler dönüyor. Köleliği yasaklamak için mi saldırıyor? Abi inanılmaz, adam vasalında köleliği yasaklamak için savaş açmış. Ne güzel dünya. İnşaat sektörü de mi aldık biz? Onları kapatabilirim. Bana bir faydası yok şu an onların ama yani kapatılanların yerini de biz dolduralım bari. Kereste fabrika özelleştirilmiş mi? Özelleştirildi. Yani herhalde bir kısmını özelleştirmemiştir belki. Tıklı. Pamuğu da özelleştirin. Başka. Alet. Yapıştır. Yok, o kadar ilişki istemiyorum. Rusya ile ilişkimizin iyi olması gibi bir derdim yok. 11 milyon borçta mı? Seni var ya seni. Gerçi yatırım anlaşmasını alıp öyle mi şey yapsaydık adamı? Almanlar elçiliği kaldırmış. Ah be. Neden bunu yapıyorsunuz? İngiliz falan elçi atmıyor mu? Yok. Rus atıyor da, Rus hatta yatırım hakkı alırsa cayır cayır şey de yapar bize. Yatırım da yapar. Ama nüfuzum bile yok şu an ya. İki tane savunma paktının içerisindeyim. Yani çok doğal bence şu an bu kadar sıkıntı yaşamamız. Şunları bir indirelim aşağı. Bu kadar nüfuz olmamalı ya. Ruslarla da ilişkiyi boz. 68 nedir? Ne yapıyoruz biz? Güzel. Böyle devam. Bağdat'ta, İsfahan'da falan yeşil ya şey. Hayat standardı, Kabil'le. İyiymiş. Kıyıları biz vermedik, öyle başlıyor. Kaan abi Çin oynarken denedim, özelleşmiyor. Direkt yatırım havuzu olmasına rağmen 6 milyon yatırım havuzu vardı. Tamam, ben sana daha komik bir şey söyleyeyim. Olmayan yatırım havuzundan para akıyor bize. Bu kadar para akamaz bize. Bir şeyler var yani. Bir şeyler şu an iyi çalışmıyor. Doğru değil bir şeyler yani.
Bu kadar yatırım omuzu yok ki anasını satayım. 857 nereden geliyor? 857'yi bulmaları imkansız 61K toplayarak. Çok anormal paralar geliyor. Olmayan parayla özelleştirme yapıyorlar gibi bir şey var şu an ama. Anlamadım gitti vallahi. Ya bizim şu an bu kadar inşaat yapamıyor olmamız lazım. Çok anormal bir para geliyor bize. Evet, tutarsız şu an. Yani bak 7.31'den 9.94 oldu. O kadar paramız var mıydı? Hesap et aradaki farkı. Ne diyor? 7.31'den 1.6 milyon diyor. 1.6 milyon yatırmamızım yoktu ki benim. Nereden geldi o para? Bir yerden gaipten para geliyor. Bu normal bir şey değil. Dışarıdan da mı alabiliyorlar acaba diyeceğim ama öyle bir şey olmaması lazım. Benim özelleştirdiğim şeyi Fransız İngiliz alabiliyorsa o zaman bilemeyeceğim. Yabancılardan geliyor olabilir mi? Bilemem. Pek mantıklı gelmiyor ama. Çok kırık bir şey olur çünkü öyle bir şey yaparsanız. Oh, şaraplar geliyor. Vallahi çatır çatır şarap basıyor memleket. Kömür. Gübre bile azalmış. Kömür. Biraz daha ver. Bu sefer nüfus tükendi memlekette. Hakikaten çok fazla şey yapıyoruz, inşaat yapıyoruz. Nüfus kalmadı. Vergi gerekirse biz bir şekilde toplarız diyelim. Tamam mı? Bunları da al. Aslında nüfus bittiyse teknik olarak tarımdan da çok bir şey kazandığımızı zannetmiyorum ama nüfusu arttırmaya başlayalım. Şu an deli gibi nüfus lazım bize. 190K geliyor senelik. Fena değil. Var olanın 3 katına veya 2 katına falan çıktı. Ama eğitimle alakalı şeyleri de yasaları da bir yandan yapmam lazım. Hem sağlık hem eğitim ikisine de ihtiyacımız var. Güzel. Çin de basıyor bir şeyler. Bas. Bas. Almanınkinden state'de kalmış. Ulan daha yeni patch yaptılar, bunu düzelttiler ya. Hotfix'in açıklamasında yazıyordu, ben hatırlıyorum. Kömür. Kömür niye bu kadar açık veriyor? Dışarıya gidiyor. Kömürü de korumaya alın. Bokunu çıkartmasınlar. Adamlara satış yapıyoruz diye hakikaten bokunu çıkarmasınlar. %7. Nereden vergi kaybediyorum ben? Şöyle birkaç tane daha yere yapalım. Kerman'da nüfus bitmiş. Kerman'da kışla var mı peki? Ona da bakmak lazım. Nüfusu biten yerden kışla varsa işimiz iş. Var. Bir adet kışla var. Ne? Bir adet piyade. Direkt şuradan silmeyi kapattılar ya. Yani yazıklar olsun size be. Ben şimdi nereden bulacağım bu kadar adam içerisinde Kermanlıyı? Beluç. Dolmuyorsa sil. Peştun. Kermanlı, Kermanlı. Peştunlar da olmuyor. Peştun'da da bir sıkıntı var. Acik. Fakir kanunları. Elbet bir gün çıkartırız. Şu an çok gerektiğini zannetmiyorum ama. Hangi komutanı şutladık? Savunmacılardan biri gitti.
İnce yobaz. Osmanlı'yı bir posta daha yersek aslında çok iyi olabilir bizim için. Trabzon'da falan çok iyi nüfus var. Ankara. Oraları bir yuttuğumuz an kafamız bayağı rahatlar. Ondan sonra Rusya'ya daha rahat dalabilirim. Ya şu an nüfus beni çok fazla irite ediyor. Böyle kurtaramayız nüfusu biz. Bunları da kov. Bekleriz o sırada nasıl. Güzel, yeni şaraplar geliyor. Almanlara da şarap satın. Oh oh oh, lükslere bak sen, lükslere. Ulan cayır cayır tüketiyorlar ya. Güzel. Ticaret yolu rekabetçiliğin %50 kırıyormuş. %25 de ben buradan düzeltiyorum. Eksi %25. Biraz herhalde ticaretimi göçürecek. Ama zaten şarap konusunda benden daha iyi şey yapanı yoktur herhalde, şarap satanı şu an dışarıya. Ve korumaya aldığım şeylerden daha iyi gümrük vergisi kazanacağım. Şu an 13K gümrük vergimiz. O yüzden bence bir sıkıntı görmüyorum. Ne olmuş Alman pazarı? İskandinavları almış altına. Fransa'ya bak ya. İspanya'ya bak. Oo. İspanya büyütmüş pazarı. Ülke kurulmuyordur ya, zannetmiyorum. Büyük oyunu görmek istiyorum da. Daha sonra Rusya bayağı tıkadı önümüzü. 8-2. Mobilya ve şeyin fiyatı yine artmaya başlamış. Özbekistan'a falan yapın ya. Oranın nüfusunu zaten askerde de kullanamıyorum şu an. Özbekler fabrikaları geçsin. Erzurum. Musul nerede? Musul'a 5 tane kağıt yaparsın. Musul'da zaten sülfür olması lazım. Aynen. Kauçuk da mı var? Ha, yok. Bizde yokmuş. Ama petrol var. İran Kürdistan'da 20 seviye petrol var. Fars'ta falan 60. Da buralarda hiç nüfus yok. Ya yani istesek de bu petrolün altını dolduramayız. Bassak bile. Sat anam sat. Çeliği meliği sat. Şarabı, çeliği, cartı, curtu ne varsa sat, sat, sat. Büyük oyun eventleri için oyunun başında onu seçmen gerekmiyor mu? Hayır. Kaliforniya'ya kim mi çökmüş? Kanada'nın niye burada çık kadar toprağı var ya? Meksika duruyor ya. Meksika Fransa'nın altında olduğu için Amerika'da da dalamıyor. Osmanlı Tanzimat topraklarını benim sayemde aldı. Ya da Mısır'ın kabiliyetsizliği, bilmiyorum. Çok da hani üstümüze almayalım mevzuyu, bize kalmasın ihale. Araya da şunları da sıkıştırın. Güzel, polis seviyesi 4 oldu. 60 milyon GDP'ye ulaştık. 8. sıradayız bu sırada. Osmanlı'yı geçmişiz, bayağı fark atmışız. Japonya kurulmuş. Amerika var önümüzde 66 ile, sonra Fransa, Rusya. Oha, Rusya ne kadar geri kalmış. İngiltere ile Almanya'ya bak sen. Gerçi Almanya Super Germany olduğu için biraz normal sanki. Bize de inşaat yapmıyor pezevenk. Biraz inşaat yap bari. Güzel. Mağripliler göç ediyor. Göç edin. Gelin canım Mağripliler, gelin. Doldurun memleketi, hiç sıkıntı yok. İnsan kıtlığımız var şu an. Herkes gelebilir. Şu ırksal tecrit mevzularını da halletsek. Tınt. 9 haftası var şarap. Şarap ne oldu peki? Biz böyle deli gibi üretiyoruz. 1K fazlası var şarabın. Alacak bulamayacağız gibime gelmeye başladı ya şarabı. Üretiyorum da. O rakamlarda gitmiyor gibi sanki. Halk da az tüketiyor. Dışarıya çok az gidiyor. Sanki bu kadar şarap yeter diyor oyun. Yeter bu kadar şarap, kıçına mı sokacaksın diye bir
Oyunun tepkisini gördüm gibi. Aleykümselam Lavanta. 3 milyon. Şu muammarayı da bir yeseydik ya. Neymiş bu böyle? Cidden benimle savaşacak mı? ...1.87 şeyi var, gayri safisi var göt kadar yerde. Ne varsa var bu, iyiymiş. Yiyelim. Şarabı tabudan çıkaralım, hemen zarar edemez fabrikan demiş. Selam. Dışarıya satmam önemli benim için ya. Şarabı ne yapayım, halk tüketiyor mu tüketmiyor mu? Benim için önemli olan şaraptan kar etmem. Ki şu an demirle kapışacak vaziyette. Göt göte gidiyorlar da... ...hacimli satamıyoruz şarabı. Türkiye'ye çeviremiyoruz yok. Güzel. Biraz daha kıyafet, mobilya, carçurt basacağız. Yine fiyatları yükselmeye başlamış. Alım güçleri artmış milletin. Hemen milleti buluşturalım daha fazla arzla. Victoria 3 DLC'de neler geldi abi? Almayı düşünüyorum şu aralar. Dış yatırım falan filan. Ülke blokları. Direkt Steam'den bakabilirsin. 93. Tamam. Orayı da hallettik. 21 milyon nüfus. Yani normalde yetmesi lazım sanki ama. Çelik iskeletli binalar. Korporatizm falan fena değil bu sırada, radikalleri dizginlemek istiyorsanız. Ben yatırım bankası açacağım. Şirket lazım inşaatlar için. Hastane çok lazım. Geçen seferden gördüğüm kadarıyla. Birin savunmaya falan daha var. Peki elektriği de açın. Böyle devam etsin buralar. Vulkanizasyon falan. Ya istesek de Rusya'nın 500 küsür taburuna karşı 600 olmuş. Hatta 700'e doğru gidiyor herifin tabur sayısı. Yanımıza biri gelmeden hiçbir şey yapamayız ki. Çin bile böyle çok şeyli değil yani. Gelsen mi gelmesen mi diye düşünüyor. Çin'in 1000 taburu var. Oha. Oha. Rus taburlarına karşı şu an bir şey yapamam. Benim ciddi anlamda bir yerleri yiyip yiyip öyle güçlenip öyle bir şeyler yapmam lazım. Bir ihtimal Pencap'ı yiyebilir miyiz? Bunlar yatırım yapıyormuş. Bunlarla da arayı boz. Bakalım. Kötü nam da bir toparlasın. Mısır'la savunma paktı. Bence artık gerek yok Mısır'a. Bir şeyler basabilir de. Ya süper Alman'ın yardımı lazım da ne yapayım, adam gelmek istemiyorsa gelmiyordur yani. %60 elçiliği kabul etti, eyvallah. Ticaret micaret belki yapılabilir. Hindistan'ı nereye yiyorsun sen? İngiltere'de öyle izleyecek mi bizi? Ne güzel yiyor be falan. Kabil'in yanında kimse yok değil mi? Çitral, Ateşkes devletleri falan geliyor. Britanya daha niyetli mesela gelmiyor. Neyse bir ilişkiye bozulsun da Pencap'a falan bir dalabilirsek dalacağız. %5 inşaat verimliliği. Nice. Şirketten %10. %5 şeyden geliyor. Özbeklerde ne var? Abi sendikalar gelmiş ve mutsuz. Hay sıçayım sizin şarap çanağınızı. Koloniyi indirsene ya. Boşuna şey yiyor. Ne yapabilirim diye düşünmek istiyorum. Köle ticaretinden de kurtulamıyoruz değil mi biz? %22. Kurtulmaya çalışırsak çok ağır patlayabilir.
Ticari tarıma geçelim. Toprak sahiplerini iyicene bitirelim. Toprak sahiplerinin gücü azalsın. Ya kölecilikten yine bir kazanıyorlar da geri kalan kazandıkları şeyleri biraz daha kırmaya çalışalım. Bunları da satın. Oh. Sürüsüne bereket bina var. Sat. Sat. Sülfürmüş, çarpmış, çürtmüş. Sat. Alayını sat. Üretim metotlarımız fena değil aslında. Elektrikli şeylere de geçeceğiz. Bize bir şey lazım. Kauçuk. Bizi şu an bir kauçuk iyi götürürdü. Patlayıcı ne alemde? Çok kar ediyor gözüküyor. Kömür. Allah Allah. Kömür basıyoruz basıyoruz yetmiyor. Bunların üzerine motorlu araç fabrikası. 5 tane Tebriz'e basarsın. Kömürü de Diyarbakır'a basın. Çok büyük bir penaltısı yok. 20 tane basalım. Oranın nüfusunu kullanmayacağım için fabrikada çalışsın. Madende fabrikada. Bu sırada iyi bizim nüfuslar artmaya başladı şehirlerdeki. Bazı yerlerde Kervan gibi önemli yerlerde hala daha nüfus yok ama en azından birazcık toparlamaya başladı ülke nüfus şeyini. Dile kolay. Yılda 205 bin artıyor. Bir de sağlık verebilsek memlekete. Verecek fırsatımız olsa. Mekran bizden değil, hayır. Sarayın satılsaydı satar mıydın? Satardım, niye satmayayım? Yani para lazımsa tabii ki satarım. 16 milyon rezerv mi? Çüş. Ne yaptın sen yani ya? Ne sattık böyle? Götümüzü satsak bu kadar para gelmezdi herhalde. 16 milyon ne? Hakikaten bu kadar olmazdı yani. %15 ver. Bu daha iyi. Yasanın çıkması için önemli. Toprak sahipleri memnun değil ama olsun. Hakikaten canavar gibi para geliyor. Ne olduk peki? Ne olduk? Ne olduk? Kıyafet 29'a düştü. Güzel. Bakkaliyenin fiyatı biraz şey olmuş. Yukarıya çıkmış. Kağıt doğal olarak. Kağıt basamıyorum da bayağıdır. Mobilya falan. Bunlar dışarıya satılıyor anladığım kadarıyla. Şu an çok ucuzlamıyorlar yapmamıza rağmen. Şarap keyfimi kaçırıyor biraz ya. Yani 1K açıkta şarap var ve nedense pazar fiyatının böyle kıçının dibinde duruyor. Niye ucuz saymıyor bilmiyorum. Normal şu an ulusal pazar, uluslararası pazardan %26 daha ucuzmuş bizim şarap fiyatımız. Ama nedense ucuz saymıyor bunu %26'yı. Piyasaya bayağı yakın gösteriyor. Belge almasak ne için istiyorsun? Satabileceğimiz ülkelerde ilgimiz yoktur belki. Yani açabiliriz şöyle bir iki ülkeye daha. Çok böyle bir ilgi şeyimiz yok ama. %10 ver. %27 zaten geliyor yavaştan. Osmanlı İngiltere mi? Ha? Ne savaşı lan bu? Teselya. Ne alaka? Yunanistan için bile değil. İngiltere kendi için Teselya'yı alıyor. Fransa çok şarap tüketiyor. Müptezel pezemekler çünkü. Şeyler de tüketiyor. İtalyanların da bonusu var da. Dur bakayım. Dın dın dın. Hançer mançer yapamayız. Kötü namımız çok yüksek. Teselya için girmesi çok garip ya. 40'a yükseldi fiyatı. Piemonte alıyor. Toskana da alıyor. Onlar için biraz daha üretilebilir. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz biz? Kömür yapacağız. Kömür ver. Şu consumer'ları kapatabilirim. Aa, gerçi cam üretmiyorum ben. Bu kadar consumer yaptık ettik de cam üretmedik. Kurşun nerede var? Tebriz. Askerler de Tebriz'de yalnız. Tebriz'i çok ağır kullanmamam lazım. Dedi ve oraya 20 tane fabrika bastı. Bizans rüyası mı?
Teselya'da ya, Teselya ne alaka ben de bilmiyorum. Şu an çok saçma bir saldırı yapıyor İngiltere. Teselya'ya ihtiyacı olan bir ülke değil ki. Ama şu an bu petrolü de kullanamayacağım. Petrolü de at aşağıya. Ne yapacak yani petrolü alsa, şey petrolü alsa diyorum. Teselya'yı alsa. Kafa hala petrolde. Demek ki etkisi böyle bir şeymiş. Filoyu dağıt. Gemimi istemiyorum. Berberiler bize göç ediyor. Güzel, North Afrika, Kuzey Afrika komple bize geliyor böyle cayır cayır. Yaşam standardımız 10.3'e çıktı. Çok iyi, çok iyi. Hala bazı topraklarımızda tam iyi değil ama olsun. %40 okuma yazma oldu. Yatırım tavsiyesi değildir neymiş? Direkt en üstte göstersene açtım. Önemli bir şey açtık mı? Açmamışız. Ne açtığımızı bilmiyorum. Bir şeyler açtık. %10 bürokrasi kırıyorsun. Şunu ver daha iyi. Tunus bile Osmanlı'dan toprak koparmış. Evet, bayağıdır Trabzon'da ya. Ona birileri verdi onu büyük ihtimalle. Yoksa Tunus bilmiyorum, o kadar kötü olduğunu zannetmiyorum. Para bitti mi? 5 milyonu bulduk. Satacak bir şey kalmadı tabii. Tarlaları sattık. Biz damıtma kolonu falan da yapıyoruz. Lan bize cam nereden geliyor? Dışarıdan geliyor o zaman cam. Ya da damıtma kolonu tüketmiyor bile. 58 tüketiyor. Çok komik bir sayıymış. Allah Allah. Çok az tüketiyor. Halbuki biraz tüketse fena olmazmış. Biraz fazla kötüledik galiba ilişkileri şu an Ruslarla. Pencap. Pencap çok pahalıdır tahminimce ya. 28,5 kötü nam veriyor. Yalnız karşımızda kimse gelmiyor. Ve sadece bu toprakta 18 milyon nüfus var. 28, 58 ediyor değil mi? Bence denendi ya. O kadar nüfus, ya hayalimde göremem o kadar nüfusu bir arada, o yüzden. Kalanında ne kadar nüfus var? Şurada 2 milyonu var. Burada 1 milyonu. E tamam, biz şu kalbi alsak yetiyor bize. Gerisi açgözlülük olur. Zaten şunun inmesi lazım. Kötü namımızı yüksek tutarsak Osmanlı'yı, Rusya'yı falan da yiyemeyiz. Yani Osmanlı'yı yemeden Rusya'yı yiyemeyiz. O yüzden. Ne oluyor? Burası yine mi bölündü? Yiyin birbirinizi. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yiyin birbirlerinizi. Biraz liman ama. Bizim konvoy acaba şarap götürüyor olabilir mi? Şaraptan yana çok büyük beklentilerim var ama gerçekleşmiyor. 1,29K afyon satıyorum Çin'e. 4,56K geliri var bana. 945 boya satıyorum. 2K geliri var bana. 56 İngiltere'ye gidiyormuş. 1,67. Oha. Bizim daha çok afyon basmamız lazım sanki. Lüks kıyafet ve lüks mobilyalar satıyoruz. Onlardan para geliyor. Şarap en çok Fransa'ya satıyorum. Güzel bir para geliyor. Çin'de mesela daha karlı şarabın durumu ama. Karsız yerler de varmış. Karsız yerleri çıkar ya. Boşu boşuna satmayalım. Şarap, afyon. Ya biraz daha afyon yapılabilir gibi. Şöyle bir 30 tane afyoncuk. Bir 20 tane de boya yaptık mı? İnsan gibi basalım da. Oy! Geri adım attı. Aleykümselam. Daha bir de bu ticaretlere altın geliri var. Ticaret merkezimiz para basıyordur. Muhtemelen para basıyordur. Oh, 2000 bürokrasi diyor. O ne öyle? Düşman götüne, o ne öyle? 2220 bürokrasicik. 18,4 milyon insanı ülkeye kattık ve direkt ayaklanma çıkarttılar galiba. Kiracı çiftçiler için direkt ayaklanma çıktı. Çok büyük radikal eklendi. 13 milyon radikal var. Bunları dizginlemesi bir mesele olacak şu an. Hükümeti düzgün bir şekilde kurmamız lazım. Bunlar tabii eğitimde de geride olabilirler. Öyle sıkıntılar da yaşanıyor olabilir.
Aslında bir dakika ya. Dincileri getiremiyor muyum ben buraya? Tamam. Vakıf hastanesinde geçirmeye çalışalım hemen. Şeyi de kurtarıyor çünkü. Vakıf hastanesi yapmak sendikaları da mutlu etti. İnşaat penaltısını da kaldırdı aradan. Benim için çok önemli. Çoğunun radikal gelmiş olması evet birazcık problem ama yavaş yavaş çözülecek bir problem. Çok böyle ölümcül bir problem değil. Bunu hallederiz. Ne basacaktım? Heh, public health. Oraya bastık mı ne olacak kim bilir. Hayal dahi etmek istemiyorum oradan gelecek nüfusu. Ne oldu nüfus artışı? Yıllık 381 bin. 412 bin. Oy. Oy. Ulusal muhafız yapsak Kaan. Olabilir. Radikalliği indirmek de işimize yarar. Ama şu an değil. Şu an sağlık sanki daha önemli. Amur vilayetinde altın madeni. Ne yapacağız lan biz o kadar? Glory to the Queen gelsin ama. Araya subliminal bir karıştıralım şöyle. Kraliçemizi. Lan bu ağırlı gemi yapsam da işime yaramıyorsun ki. Ya kim niye bastı bu tersaneleri bilmiyorum da hiçbir işe yaramayacak. Siz böyle kalın. Hatta bu ağırlı trolle de geçebilirim ya. Kömür tüketiyor ama. Yes. Şeyi açtık mıydı limanı? Açtık sanayi limanı da ver. Buharlı gemiyi de ver. Tamam bitti gitti. Güzel.